Hazreti İsa onun hipnozunu bozduğunda kaçmaya başlar diyor. İsrail'de Kudüs'te yapılacak bu karşılaşma. Kudüs'te. Evet, hatta Bab-ı Lut kapısı var onun kaçacağı yer. Onun fotoğrafı vardı geçenlerde. Ayrı bir yerdir İsrail'de Bab-ı Lut kapısı. Onun önünde onu yakalar diyor. Kaçar diyor. Hazreti İsa da peşinden koşup onu yakalayacak diyor ve etkisiz hale getirecek diyor. Elektrik bütün dünyayı şu an kaplamış durumda. Yani dünya da ona göre dizayn ediliyor. Yani Irak'ta olan olaylar o yüzdendir. Irak'ın işgal edilmesi Mehdi'ye karşı hazırlık olarak yapılmıştır. Filistin'deki bu korku ve kargaşa kan dökmenin sebebi Deccal orada yok edilecektir. Yani Deccal'in yok edilme yeridir. Ve tam bir panik meydana gelmiştir. Ateist Siyonistler şu an. Mesela diyecek ki Deccal, bak ben falancanın annesini babasını dirilttim diyecek İsa Aleyhisselam'a. Sen ne diyorsun diyecek. İsa Aleyhisselam da diyecek ki halka, bu yalan söylüyor. Dikkatli bakın, şimdi böyle burada bir şey olmadığını göreceksiniz diyecek. Bakacaklar, yok hakikaten annesi babası. O zaman işte Deccal kaçmaya başlar diyor. İsa da peşinden koşacak diyor. Bab-ı Lut kapısında ona yetişecek diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam. Ve onun etkisini ortadan kaldıracak. Yani onu rezil rüsva edecektir Deccal'i. Onun diyor şahsını bir grip bir nezle dahi bitirir diyor Said Nursi. Yani bir grip nezleden bile diyor ölür diyor Deccal. Onun öldürülmesi asıl fikren öldürülmesidir diyor. İsa onu rezil rüsva edecek. Yani o şekilde yok edecektir. Onu göstereceği harikaları yok edecektir.